Öncelikle kutluyoruz. Bugün bu vesileyle de sizlerle beraber olmak istedik. Aramızda Genel Başkanımız Haluk Yaşar, Genel Yönetim Sekreterimiz Günal Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanımız Yusuf Kahya, sizlerle beraberiz. Sizlerle bir görüşmek için iki sokla caddeye geçin. Genel Başkanıma veriyorum sözü. Buyur başkanım. Çok kısa olmak üzere bir selamlama yapıp Kadınlar Günü'nüzü, Emekçi Kadınlar Günü'nüzü kutlamaya geldik. Dün aslında Ankara'ya bunu kutlamak üzere Türk İş'i düzenlediği bir toplantıya gidecektik. Bildiğiniz gibi 7 tane kadın arkadaşımız Bursa'dan giderken kaza geçirdiler, vefat ettiler. 35 tane de yaralı var. Onları da buradan rahmetle anıyorum. Gidemedik. Dün gripine uğradık. Bugün de buradayız. Niye buradayız? 40 bine yakın petrol iş sendikasının üyesinin içerisinde 2500 civarında kadın üyemiz var. Bunların da yeni örgütlendiğimiz, hayırlı uğurlu olsun bir kez daha, ellerinize sağlık. En ağırlıklı kadın üyesi olan MEFAR'da yapma kararı aldık. Dolayısıyla bu vesileyle bunun öncesinde daha az ama yoğunluklu kadın üye olan Griffin'de yaptık dün. Bugün de buraya geldik. Tabii 140 sene, 160 sene öncesinde Amerika'daki tekstil işçilerinin başlattığı bu kıvılcım, daha sonrasında dünya kadın emekçilerinin günü olarak kutlanmaya başladı. Tabii biz günümüze bakıyoruz ve günümüzdeki kadının yerine bakıyoruz. Kadının hakikaten çok istismar edildiği, yok sayıldığı bir dünyada yaşadığımızı görüyoruz. Elbette Türkiye'deki kadına şiddeti %40 gibi gördüğümüzde maalesef Avrupa'da da bu farklı değil. Hatta sosyal Avrupa dediğimiz Danimarka birinci %52 ile, Finlandiya %47 ile ikinci ve sosyal Avrupa'nın en önünde olan İsveç'te de maalesef kadına şiddet %46. Yani Türkiye sadece değil, dünyada bu manada kadına şiddetin yeri çok yüksek ve maalesef kadınlar şiddet görmeye devam ediyor. Ama istihdamda da baktığımızda kadının yeri yok. 2,5 misli erkeklere göre daha az. İşte 5400 tane 12 senede kadın cinayeti var. Daha dün 8 Mart'ta bile erkek şiddetine uğramış maalesef ve canından olmuş kadınlar var haberi. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, tabii kadın ana olarak, eş olarak çok önemli. Bakın üzerinde, adı üzerinde ana. Ama bu işin ana sebebi de, kadına şiddetin ana sebebi de yine analarımız. Maalesef benim anam 90 yaşında, sağa yatalak, bakıma muhtaç ama bana söylediği hep bir şey var. Evladım, eşine şiddet uygulamayı, hatta onun tabiriyle söyleyeyim, fiske vurmayı kafandan geçirsen sütümü sana helal etmem. Şimdi anaların bir defa evlatlarını yetiştirirken bu şiddet konusunda mutlaka daha farklı davranması lazım. Aslan oğlu işte vurduğun yerde gül biter dememeli ve evlatlarını da doğru yetiştirmeli. Ana sorun analarımız. Ama o bildiğiniz analarda evet cennet onların ayakları altında. Şimdi dolayısıyla kadının en önemli çıkan sorunları tabii ki şiddet, çünkü en eşrefi mahlukat olan insanın en önemli varlığı kadın sayılmış ve eşitlik açısından da baktığınızda bence kadın erkeklere göre daha üstün meziyetlere sahip ki ana meziyetini kazanmış. Dolayısıyla evlatları ve nesilleri yetiştiren eş, ana olan Kadınlar Günü'nüzü ben merkez yönetimi adına
bu kısa ortamda, bu kısa cümlelerle bir kez daha kutluyorum. Hepinizi üyemiz olduğunuz için tekrar tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Herkesi sağlık, sıhhat, afiyetle çalışmayı arzu ettiğimizi ifade ediyorum. Merkez yönetim adına herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.